Sağ ol. Keşke bana da bir haber verseydin be Alpay. Ne yapmaya çalışıyorsun? Niyetin ne? Anlamıyorum. Ama gerçekten çok bozuluyorum artık ben senin bu hallerine. Tanem, bozulacak bir şey yok. Bak, yakında evleneceğiz, karı koca olacağız. Onlar da benim çocuklarım. Beraber yaşamanın bir yolunu bulacağız. Tamam. Hadi ben yatıyorum, çok yorgunum. Kim ya bu saatte şimdi? Ya ben bir sürpriz daha kaldıramayacağım yalnız. Nerede çocuklarım? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Vermiyorum çocuklarımı dedim sana. Defne, Kerem. Ya sen ne diyorsun ya? Zaten çocukların bende olması gerekiyor. Çocuklarımı vermiyorum dedim. Çocuklarımı ver. Lan akıllanmayacağım mı lan sen hiç? Çocuklardan ne istedin? Çocukları kaçırmak da ne lan? Ya ne olur sessiz olun. Apartmanda rezil olacağız ya. Alpay sen çocuklarımı kaçırdın. Ne diyorlar ya? Ya ne kaçıracağım Allah aşkına? Aradılar beni. Ben de gittim aldım. Umurumda bile değil. İsteyen ayaklansın kalksın. Ne oluyorsa olsun ben. Çocuklarımı almadan buradan hiçbir yere gitmiyorum. Ya nasıl oluyormuş Melek Hanım? Beni kapılarda böyle meletmeler. Ha? Nasıl oluyormuş? Hadi hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Polisi çağıracağım yoksa hadi. Alpaycığım ya şimdi çocukları perişan etmesen de biz mahkemeden sonra konuşsak düzeltsek bu durumları olmaz mı? Ya sen ne diyorsun ya? Ha? Çocuklar yasal olarak zaten bende. Tamam Alpay. Tamam. Kerem, Defne. Çocuğum siz ne yapıyorsunuz? Hadi, hadi alın kardeşinizi de gidiyoruz. Hadi Kerem. Mahkeme sadece hafta sonu için görüş verdi. Velayette öyle yazıyor. Eğer diretmeye devam ederseniz uzaklaştırma alacağım. Alpay, bak bu kadarı da gaddarlık ama. İnanamıyorum sana ya. E şerefsiz çünkü. Dayak istiyor canım. Mithat ya dur hele Mithat ya. Hadi kızım. Hadi Kerem'im. Kardeşiniz nerede? Üstünüze de alın hadi yavrum benim. Hadi. Anne, biz gelmeyeceğiz. Siz de burada boşuna tartışmayın. Defne, hadi kızım. Kendi kulaklarında duydun herhalde. Hadi siz odanıza geçin bakayım. Hadi. Sen de al takımını buradan geri bas. Maş. Hadi. Gitmeyeceğiz lan. Ne yapacaksın? Ya, ne yapacaksın lan? Gitmiyoruz. Ya, ne yapacaksın? Ya Mithat dur hele. Ya babamın neden karakola gittiğini bilmeyeyim sen? Ya haklıyken haksız konuma düşeyim ha. Ya yapma. Abini dinle. Bak çok güzel söylüyor. Hadi. Melek ne olur daha fazla rezillik çıkmasın. Siz gidin. Çocuklar bana emanet. Ben çözeceğim tamam mı? Lütfen. Hadi Melek. Hadi. Hayır abi. Melek hadi Allah aşkına hadi ya. Hayır abi ya, olmaz. Hadi ya. Hadi ya. Hadi Mithat. Hadi ya. Hadi tamam. Kızım. Aa, nasıl oluyormuş Melek Hanım kapıyı yüzüme kapatmalar? Aha gör işte. Anneannemle uğraşmayacaktın artık. Ne uğraşacağım ya? Ha? Böyle gelip kapıma dayanamaz akşam akşam anladın mı? Sen de haddini bil. Geç odana hadi. Ha. Ama senin herkese her şey yapma haddin var değil mi? Keremcim ne olur bak sakin ol. Kardeşin uyanacak. Ne kadar çok sesi oldu. Gidin bir odanıza uyuyun. Sabahleyin salim kafayla düşünelim, konuşalım. Olur mu? Lütfen. Alpaycığım, sen de biraz vicdanlı ol artık ya. Ya yazık değil mi bu çocuklar? Senin arkadaşın ne söyledi sana? Böyle itiş kakış çocuklara örnek mi olacaksın ya? Rica ediyorum lütfen. Hale bak ya. İnanamıyorum. Kadın kalkmış bir de annemi savunuyor. Sanki olan biten değil, suçu yokmuş gibi. Çocuklar ben bu gece yaşananlardan dolayı babanız adına gerçekten çok özür dilerim. Bir şey yer misiniz? Ben hiç soramadım böyle apar topar geldiniz. İsterseniz hemen bir şeyler hazırlayabilirim size. Yok ya, aç değiliz biz.
ben de çok kızıyorum babanıza. Çok acımasızca davranıyor. Ne kadar boşanmış da olsa. Farkındayım. Ne diyorsun sen ya? Sen dalga mı geçiyorsun bizle? Sen madem o kadar vicdanlıydın, evli barklı adamla ne yapıyordun? Kerem, sen beni tanımıyorsun ki. Benim ne yaşadığımı bilmiyorsun. Babanız bana da yalan söyledi. Ben onun boşanmadığını bilmiyordum ki, bana boşandım dedi. Ben de bu ilişkinin mağduruyum Kerem. Anneniz kadar. Üstelik benim suçum ne? Aşık olmak. Arada sırada kardeşinizi getiriyordu ve o sırada hep sizden bahsediyordu, biliyor musun? Mesela ben senin çok iyi futbol oynadığını biliyorum Kerem. Senin de çok güzel şarkı söylediğini biliyorum. Evli olduğunu bilmiyordun yani. Hayır, bilmiyordum Defneciğim. Kesinlikle bilmiyordum. Ben öğrendiğim zaman babanızı terk ettim. Ama bir gün elinde bir dilekçeyle çıka geldi. Dava açmışlar. Boşandığı günde Defne sen oradaydın. Beraber, babanla beraber benim evime geldiniz. Biliyorum çok zor. İnanın bu gece olanlardan ben çok, çok üzüldüm. Çok kızıyorum. Ama aşacağız. Beraber aşacağız. Ben babanızla konuşacağım. O yumuşayana kadar da sizin annenizle görüşmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bana inanın, olur mu? Güvenin. Hı? Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin. Hadi iyi geceler. De başka bir hikaye ya. Babama bak sen. Herkes nasıl parmağında oynatmış. Ben ne yapayım Allah'ım, ben ne yapayım?